Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Bu yeni programımızın konu başlığı sosyal hayatta çoğu zaman bir takım keşmekeşlerin, kaotik bir takım olgunlaşmamış, yerine oturmamış kavramlar üzerine olacaktır. Konumuz özel hayat, resmi hayat ve ilişkiler. Her şey yerli yerinde. Özel hayat, bilindiği üzere bir takım mahrem kavramları da bünyesinde taşımaktadır. Yani kişilerin özel hayatları saygı duyulması, saygıyla onların tercihlerinin kabullenilir olması en doğal bir süreç olmaktadır. Yani kendi tercihlerimizi ve benimseyişlerimizi bir standartmış gibi, kural, yasa imiş gibi karşı taraflara ne layık görme diye bir yaklaşımı taşıma hakkına sahibiz, ne de onlara dayatma hakkına sahibiz. Sadece burada ilahi yasalar ve yaratanın kendi emirleri bundan hariçtir. Çünkü burada bütün yaratılmış olan insanların, canlıların sevk ve idare edilmesi ve yönetilmesi değişmez kanunlar üzerine kurulmuştur. Bireylerin, ailelerin özel hayatları, mahrem değerleri dokunulmazdır. Dışsal olarak herkesin özel hayatını, giyimini, kuşamını, özel hayatı içerisindeki benimseyişlerini, tercihlerini kimse rahatsız etme hakkına sahip bulunmamaktadır. Halbuki medeniyetten nasipsiz birey ve toplumlar, olgunlaşamamış birey ve toplumlar, ülkeler, yozlaşmış toplumlar, bireyler, ülkeler, her zaman az önce belirtilen hassas noktaları aşarak diğer insanların özeline müdahale etme, onu kendi ego ve ihtirasları doğrultusunda rotalandırmak, dönüştürmek istemektedir. Acaba bu olgun insanların, medeni insanların yapabileceği şeyler midir? Elbette ki herkes kendi zenginliği çerçevesinde kamu alanında birbirine katkı verir. Veya kendi özelinizde diğer izin verdiğiniz özellerle buluşmayla birbirinizin özelini zenginleştirme veya daha farklı zeminlerde geliştirme süreci söz konusu olabilir. Özel hayatta giyimlerimiz, sweatshirtler, tişörtler, montlar, şortlar, bunlar aslında
peşmürde hayatımızın, sosyal hayatımızın, serbest hayatımızın, tatil günlerimizin, izin günlerimizin, insanın resmi kısır döngülerden bir süreç sonra rahatlatılması, ferahlatılması ve yeniden dinamize edilmesi gerekliliğinden doğmaktadır. Öte yandan resmi hayata hiçbir zaman tişört taşıyamazsınız. Sweatshirt, mont taşıyamazsınız. Neden? Her şey yerli yerinde. Serbest hayat serbest süreçleri taşır. Resmi hayat resmi bir takım prosesleri, giyimleri, ilişkileri, seviyeleri, protokolları taşımaktadır. Bu iki zıt kavram, özel hayat ve resmi hayat kavramları birbiri içerisinde aynen objektivite ve subjektivite, sağduyu ve hislerin birbirine karıştığı gibi her yerde, her alanda, yaşamın her düzeyinde birbirine karışması halinde hiçbir zaman sağlıklı zeminler üzerine güçlü ilişkiler şekillendirilemeyecek. Kaoslardan, çatışmalardan, huzursuzluklardan, özlenen güzelliklere gerçek mana ve mahiyetiyle erişmekten hiçbir zaman buluşma özlenen boyutuyla sağlanamayacaktır. Her şey yerli yerine oturtulmasına bağlı olarak gerçek güzelliklerle huzurlu, mutlu, barışık ilişkiler, dayanışma, paylaşma ve diğer birçok çiçek oluşturan faktörlerin bir araya geldiğini görebileceğiz. Bu hayatta ya orman kanunları içerisinde medenileşememiş, olgunlaşamamış, kültürel zenginliğini ileriye taşıyamamış toplumlar gibi, yozlaşmış toplumlar gibi mi olacağız? Yoksa kendi egomuzu aşmış olarak özel hayatlara gerekli saygıyı göstererek, kendi hudutlarımızı aşmadan, kendi özgürlüğümüzün sınırsız olmadığını idrak ederek, sınırsız özgürlük aslında egonun, benin sosyal hayata tehdit edici, huzursuzluk çıkarıcı, çatıştırıcı zeminlere doğru taşması anlamındadır. Peki toplumun bireyleri arasında böyle bir ilişki söz konusu olabilir mi? Medeni, olgun yaşamlarda. Evet, burada programımızı tamamlamak istiyoruz. Özel hayatın korunması, herkes kendi özeline saygı duyulmasını istediği gibi karşı tarafların da özeline hoşgörüyle, toleransla yaklaşabilmeli, kendinin tercih ve benimseyişlerine farklı insanların
birçok uygulamalarını dışlamamalı, aşağılamamalı, alay etmemeli, küçümsememeli, dışlamamalı, negatif ilişki süreçlerine girmemelidir. Resmi hayatta tamamen farklı bir kimlikle resmi hayatın proses ve protokollarının emrettiği duygulardan uzak, sadece objektif ve sağduyulu zeminlerin geliştirdiği yüksek verimleri temin eden organize yapılar şeklinde yapılanmamız gerekmektedir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık.